değerli dostlar, güzel insanlar, ekranlarının, telefonlarının, bilgisayarlarının başında bize iştirak eden, katılan, uzaktan yakından bizimle paylaşan zamanını, gözünü, kulağını, gönlünü, beynini tüm değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Dününüz, bugününüz ve yarınınız bereketli olsun güzel olsun, mutlu olsun, umutlu olsun, huzurlu olsun, sağlıklı ve sıhhatli olsun inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 47. dersimizde Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersimizde beraberiz. Kitaplar yürümez, kitaplar insanların hayatında yürürler. Dolayısıyla <laughs> Kur'an da insanların hayatında yürür. Anlamaya çalışıyoruz. Anlamın peşindeyiz. Başka bir şeyin peşinde değiliz. İktidarın peşinde değiliz. Servetin peşinde değiliz. Gücün, kuvvetin peşinde değiliz. Birilerinin aklının peşinde değiliz alıp da cebimize koymak için veya birilerinin gücünden, kuvvetinden istifade etme peşinde değiliz. Paranın, pulun peşinde değiliz. Sadece ve sadece anlamın peşindeyiz. Bir anlamın peşine düştük ve arıyoruz. Zaten Kur'an'ın Müslüman tanımı her zaman söylüyorum hakikati arayandır. Hakikati bulan değil, arayan. Doğru yolu arayan. Dolayısıyla arayışımız sürecek. Arayışımız bittiği anda biz de biteriz. Arayış bittiği anda Fatiha'yı okumuyorsunuz, inanmıyorsunuz demektir. İhtine sıratal müstakim derken yalan söylüyorsunuz demektir. Bizi dost doğru yola yönelt. Dost doğru yolu zaten bulmuşsun, nereye yöneleceksin? Dolayısıyla hakikatin peşinde olmak, ömürlük yolcu olmaktır. Yolcu olmak mı sadece? Hayır. Yol olmaktır aynı zamanda. Kendinizde yürür, kendinize yürür, kendinize varırsınız. Ve kendiniz yürürsünüz. Öyle bir şeydir. Vardığınız şey kendinizdir. Size gelirsiniz. Zaten sizi vahyin çağırdığı yer bir başka yer değil. Kendine gel. Kendine gel. Bana gel değil. Onun için bana gel diyene gitmeyin. Bana gel diyene yürüyüşüne deyin bana gel diyene hayır deyin. Hayır, la. Çünkü insan bir başkasına gittiğinde kendini unutur, kendini terk eder. Kendini unutan, kendini terk eden yok demektir. Yok, yok. Kellem <laughs> yekun, yok hükmündedir. Onun için kendimize gelmek, kendimize getirmektir tüm öğütlerin amacı değil mi? Zikrin amacı budur. Onun için bir anlamın peşindeyiz ve anlam yolculuğumuz bugün bir burca daha rast geldi. Hem de bu öyle bir burç ki, burçların burcu, burcu lepraç. Evet, İhlas Suresi, yani Tevhid Suresi. Bu sureye en güzel isim bu olurdu, Tevhid Suresi. İhlas ismini bu sureye Allah Resulü koymadı. Öyle zannetmeyin. Sahabe de bu sureyi böyle bir isimle anmıyordu. Dolayısıyla geleceğim oraya. İhlas olduğuna geleceğim. Onu atlar mıyım? Eyvallah. Eyvallah. İhlas suresi. Bir, ey insan, kibrini yen dersi. Evet. İhlas Suresi. Bir, ey insan, kibrini yen dersi. Allah Allah. Biz bu sureyi Allah hakkında biliyorduk. Nereye de getirdin Allah'ın Mustafa kulu? Ey insan, insana getirdin sen. Yani, Şimdi bu sure Allah hakkında değil, insan hakkında mı? Ne zannediyordunuz ya? Yani siz alemlerin Rabbini, hiçbir havsalanın almayacağı, hiçbir aklın kuşatamayacağı alemlerin Rabbini mıncık mıncık edeceğinizi mi zannediyordunuz? Var mı böyle bir aklınız? Var mı böyle bir bilginiz mesela? Onun künhüne ermek, sırrına ermek, ruhuna ermek. Onu laboratuvara koymak. Böyle cımbız cımbız çekmek. Var mı böyle bir vüsatiniz, gücünüz, aklınız, yetkin? O zaman hayır bu sure insandan söz edeceğim. Oraya da geleceğim. Cık, eyvallah. Neden, niçinler, hepsi. Arkadaşlar. Heh, tamam. Önce yansımadı. Evet. Önce isterseniz burcumuza şöyle bir uzaktan bakalım. Kuş bakışı bakalım ve sonra müfredata girelim, kelimelere, cümlelere girelim. Hacmen küçük. Dört ayet, topu topu. Ama gerçekten dev bir sure. Yani boyu küçük, huyu büyük. Dolayısıyla anlam akıyor. Her birinden bir ırmak gibi bir çağlayan gibi, bir Niagara gibi anlam akıyor. Debisi sonsuz adeta. Billur gibi akıyor. Bir de o kadar net ki, o kadar temiz ki bu akış. O kadar içinde çerçöp yok ki. Yani içilecek su gibi bile diyemiyorum. Kevser gibi. Abu hayat gibi. Dolayısıyla hayat suyu gibi. Onun için bir bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Allah'ın adıyla. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah'ın adıyla. Kul. Yine bir kul geldi bakınız de ki. De. Bir emir fiil. Bu da bir inşaya taşımadır kendisinden sonraki haberi inşaya taşıyor. Yani ben seni inşa edeceğim. İnşa duruşu al. Yani bir haber dinler gibi dinleme. Beni onar diyerek dinle. Beni tamir et. Beni inşa et. Bana bir tuğla daha ekle. Benim yıkılmış duvarlarımı kaldır. İçimin yaralarını tamir et, tedavi et ve içime bir merhem sür. Yaralarıma bir ilaç sür. Onar beni." diyen bir sure. Demenizi isteyen bir sure. Kul, bir tavır al. Bir duruş, bir tarz, bir esas duruşun olsun karşısında ki bir talebin olsun. De ki gel beni uyar. Gel beni uyandır şu derin uykudan, şu ölüm uykusundan beni uyandır. Aklımı uyandır, bilincimi uyandır, irademi uyandır, vicdanımı uyandır, insanımı uyandır, içimdeki o uyuyan insanımı uyandır. Evet. Allahu ahad. O Allah Ehad'dir. tektir. Çok küçük, çok net. Bunun tefsire ihtiyacı yok dostlar. Yoruma ihtiyacı yok. Bir bakımdan öyle. Muhkemdir çünkü. Çünkü söz her şeyle açıktır. Bundan mutlaka herkes bir şey anlar. En geri zekalı affedersiniz bile de ki o Allah tektir, biriciktir den bir şey anlar. Ama herkes aynı şeyi anlamaz. Bilgisi kadar, kabı kadar, birikimi kadar, arka planı kadar, emeği kadar, aldığı risk kadar hatta anlar. Dolayısıyla nefesi kadar anlar. Bu bir deniz. Dalarsınız, nefesiniz ne kadar yetiyorsa o kadar dalarsınız. Kiminin üç metreye, kiminin otuz metreye, kiminin daha fazlasına. Dolayısıyla o nefes işte birikiminizdir, tefekkürünüzdür, bilginizdir, arka planınızdır. Bu bilgi dil bilgisidir, bu bilgi müfredat bilgisidir, bu bilgi edebiyat bilgisidir, bu bilgi söz sanatları bilgisidir. Bu bilgi yine Kur'an bilgisidir. Kur'an'ın iç örgüsü, iç örüntüsüne dair bilgindir. Çapraz ve paralel bağları bilmendir. Yine bu bilgi hayat bilgisidir. Evet en büyük bilgi, en büyük mucize hayat bilgisidir. Hayattaki varlıklara ne kadar bilgin varsa, ne kadar vüsatin varsa, gücün varsa onu da o kadar bilirsin. Dolayısıyla eseri bilirsen müesiri bilirsin. Sanatı bilirsen sanatkarı bilirsin. Dolayısıyla sanatkar hakkında konuşuyor. Müesir hakkında konuşuyor. Eserin sahibi. Dolayısıyla eserini bilirsen onu bilirsin. Hu Allahu Allah tektir. Biriciktir. Ahad. Aslında el ahad gelmemiş. Neden diye sormuşlar tabii. Dilciler sorarlar. Efendim. Bir başkasına Ehad denmez de ondan. Aslı Evhad'di. Hani o Anadolu'nun ünlü sufisi var Evhadüttin Kirmani ya, onun ismi oradan gelir aslında. Efendim Konya'nın karşıtıdır. Bir Konya ekolü vardır, bir de Kayseri, Kapadokya ekolü vardır. Konya ekolü seyri süluki afaki değil, seyri süluki enfüsi derler ona. Yani içine gömül, Kayseri Kapadokya ekolü de seyri sülükü afakidir. Afaka bak, ufuklara bak, göğe bak, yere bak, varlığa bak. Yaratıcıyı orada anla, orada gör. Onun için Kayseri ekolü bilimle ilgilenmiştir. İlim yapmıştır. Mesela astronomi, Anadolu'da yazılan ilk Türkçe kitap Kayseri Karnizon Komutanı'nın yazdığı kitaptır. 1090'lı yıllar. Evet. Ve ismi ne biliyor musunuz? Keşfül Akabe. Risale. Akabe'nin zor yokuşun keşfi. Konusu ne biliyor musunuz? Astronomi. O ekole mensup çünkü. Dolayısıyla evet evhattir aslı. Ahad. Biricik, tek. Vahid de var. Allah'ın iki tane ismi var bu konuda. Evet, vahid ve ahad. Fakat ikisi aynı değil. Vahid sıradan bir, matematik bir. Evet, matematiğin konusudur. Ama evhad öyle değil. Biricik bir. İkincisi düşünülmeyen bir. Bir bir daha ikisi yoktur evhadin. Yani en bir demektir. İsmi taf değildir. En bir. Birin yalın hali. Birin mutlak hali. Dolayısıyla mutlak bir demektir. Mutlak sıfır kaçtı? 273 eksi 273. Yani soğukluğun son derecesi. Odur. Kelvin derecesi o işte. Soğukluğun sonu. Ondan soğuk yok. Matematikte var ama fizikte yok. Dolayısıyla. Bu da mutlak birdir. Bu bir matematiğin konusu değildir. Bir, bir daha gelmez. Bir, bir, bir daha gelmez. Dolayısıyla bu birliğe akıl ermez. Çünkü bu birlik gerçekten de aklın cidarını zorlayan bir birlik. Yani niye böyle söylenmesi gerekmiş? Niye denmiş? Hani bu ayetlerin geldiği toplumu aklınıza getirin. Sayıya tapan bir toplum. Kureyş. Sanki Allah'ın Mustafa kulu Kureyş sayıya tapıyor da bu millet sayıya tapmıyor. E bu millet içinde gelmiş zaten. Sayıya tapan bir toplum. Öyle sayıya tapıyor ki dirileri saymışlar, yarıştırıyorlar, yetmemiş gitmişler, kabirdeki ölüleri de sayıyorlar kabileler senin ölün şu kadar benim ölüm bu kadar. Evet ölüleri de yarıştırıyorlar. Sayıya tapıyorlar. Yani biz ne kadarız? Kaç kişiyiz? Falanın cenazesini kaç kişi kıldı? Sayıya tapanların cenazesidir bunlar. Anlatabiliyor muyum? Cenazeyi kaç kişi fazla kılıyorsa onun içinde ölüler kutsanır, diriler öldürülür dirilere küfrederler, ölülere taparlar. Onun için işte cenazeleri kutsalar. Yani görüyorsunuz değil mi? İşte onların hepsine eğer az olmak kötü bir şey olsa Allah en az olmazdı. Bir. Bir ya. Ne yani? Bir güçsüz mü zannediyorsunuz? Güçlü olmak için illa kalabalık mı olmak lazım? Güçlü olmak için sürü mü olmak lazım? Sürünüz ne kadarsa o kadar mı güçlüyüz zannediyorsunuz? Güçlü olmak için illa cebinizde çok mu olması lazım? Kasanızda bol mu olması lazım? Niye? Güçlü bir lira. Olabilir mi? Güçlü bir lira. Nedir o güçlü bir lira? Nasıl güçlü olur? Saf, tıyıp, tayyip helalinden kazanılmış. Pırıl pırıl, hiç kimsenin hakkı yok içinde. Hiç kimsenin. Hatta o kadar yok ki, şunu demişsin, bende yok, onda yok, bende de olmasın. Oraya gelmiş yani. Fakr diyorlar bunu. Onda yok, bende de olmasın. Güçlü bir lira. Güçlü bin lira. Bir milyonu döver mi? Döver. Güçlü bir altın. Bin altını döver mi? Döver. İşte güçlü bir burada. Yani tasavvurumuzu inşa ediyor. Sayılara tapma diyor. Sayılara tapma. Sayılara tapıyorsan o zaman Tanrı'yı çoğaltman lazım. Ne yapman lazım? Bakınız Hindularda 33 milyondur Tanrılarına dedi. Nasıl buldunuz? Hatta orada bize anlatır mısın Hinduizmi dediğim Hindistan'da biri efendim Yeni Delhi'deyiz. Bir e, Lotus Mabedini geziyoruz. Efendim, sen de tanrı olabilirsin istersen demişti. <laughs> Aman üstü kalsın dedim ben. <laughs> Bizde çok. <laughs> yani sizin inekleriniz var. Bizde de dokunulmaz iki ayaklı inekler var. Gel de bir bak. Yolun ortasına sizin inekler oturuyor. Gerçekten de. Agra'ya giderken hatırlarsınız. Artık. Yani trafik durdu, trafik durdu. Trafik ilerlemiyor. İneği kaldırmıyorlar arkadaş. İneğe oha diyemiyor. Oha diyemiyor ya. Bizimkilere de hiç oha diyemiyorsunuz. Yani onlar yine yolun ortasına oturuyor. Yani bir biçimde şöyle kenardan köşeden yol buluyorsunuz. Bunlar insanın aklının ortasına oturuyor. İnsanın iradesinin ortasına oturuyor. İnsanın vicdanının ortasına oturuyor ve susturuyor. İnsanın bilincinin ortasına oturuyor. İnsanın kişiliğinin üstüne oturuyor. İnsanın onurunun üstüne oturuyor, onursuzlaştırıyor şerefinin üstüne oturuyor, şerefsizleştiriyor. Dolayısıyla hangisi daha ağır? Hangisi daha zararlı? Eyvallah. Evet, kul huvallahu ahad. Allah samet. O Allah kim? Evet, o Allah ahaddir. Bir tek bir, mutlak birdir. Ve ahaddir. Samettir. Samet ne? Bakınız es-Samet geldi burada. Tabii neden Ehad? Bir başkasına veremezsiniz demiştim ya bu ismi. Vahidi verirsiniz de Ehad'i veremezsiniz. Onun için insana Ehad ismi verilmez, verilmemeli. Vahid verilebilir. El-Vahid değil çünkü. Ama Ehad'in bence lamu tarif gelmemesinin sebebi bana göre dilsel açıdan ki dilde de mezhepler vardır efendim, ekoller vardır. Benim mensubu olduğum dil ekolüne göre anlamı şudur. Belirsizdir bu, belirsiz. Yani akıl havsala almaz bu birliği. Demektir. Dolayısıyla belirsizlik budur. El takısı belirliliktir biliyorsunuz. İngilizcedeki "d" gibi. Dolayısıyla belirsiz geldiği zaman, ne kira geldiği zaman yani aklın, havsalanın almayacağı bir birliktir bu anlamına gelir. Allahu Samet orada el ile gelmiş bakınız. Es Samet aslında kayaya denir. Yekpare kaya. Hani Avustralya'da aborijinlerin taptığı bir kaya var bilir misiniz? Resmini görenleriniz vardır. İşte o kaya bir samettir mesela. Ali Kayası var. Gören oldu mu? Maraş'a giderken yolun sağında kalır. Gidenler varsa evet, bakınız bilenler var. Belki Maraş'lar var aranızda. Ok kaya gibi böyle. Lök gibi derler ya. Yine Arizona'da El Capitan vardır. Dünyanın en dik, en sarp kayasıdır. Ve size tavsiye etmiştim bir belgesel. Solo belgeseli. O belgeselde yaklaşık bir gün süren bir tırmanışla ilk defa dünya tarihinde bir tırmanışçı, bir dağcı o kayaya çıkmıştı. Dolayısıyla onun gibi bendeniz onu yerinde gördüm. Yani gerçekten de öyle bakıyorsunuz. Öyle bir kaya akla gelir. Arap dilinde kullanılan bir kelime. Ama Allah'a verilen bir sıfat değil daha önce. Kur'an'la başlıyor bu. es -Samed. Nedir bu? Efendim. İçine ne bir şey girer, içinden ne bir şey çıkar. Her şey kendisine muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç değil. Yani büyümez, mürekkep değil, parçalardan oluşmaz, birimlerden oluşmaz. Yani mürekkep bir varlık değil. Başka başka şeylerin birbirine karışımından, miksinden oluşmaz. Onun için tek parça. Bu anlamda gerçekten nasıl açıklayayım ben? Bunun dilsel, etimolojik şeyi de çok ilginçtir bu Samed'in. Efendim, Arap dilinde üç tür kelime üretme vardır. İştikâğı Asgar, iştikâğı Evsat, iştikâğı Ekber. O küçük iştigak, orta üretme, küçük üretme, orta üretme, büyük üretme. Kelimeler böyle üretilir. Arap dilinde öz Arap'tan gelen kelimeler üç harften türerler. Buna sülasi mücerret denir. Üç harf. Aslı böyledir. Sat, mim, dal. Üç tane harf var burada. Eğer bir kelimenin, iki kelimenin üç harfi de aynı ise Buna küçük iştigak denir, küçük üretme. Ketebe, katip, mektup gibi. Bakınız üç harfi de aynı ama sıralaması da aynı. Ketebe hiç değişmiyor. Kaf, T, B. Katip de, de hiç değişmiyor. Bakınız. Dolayısıyla fail vezninden gelmiş bir elif ziyade olmuş ama yine aynı KTB. Mektup yine aynı. Bakınız sıralama da değişmiyor. Ama sıralama değişirse orta iştikaka girer bu. Anlatabiliyor muyum? Sıralama değişebilir. Mesela keleme, kelam, meleke. Üç tane harf aynı geldi fakat sıralama değişti. Meleke, keleme. Melek, melek kelimesi. Kelam kelimesi güçlü söze denir. Melek de güçlü varlık demektir. Evet. Lekme. Yine değişti sıralama. Evet. Lekme. Mülakim derler boksöre Arapçada. Lekme. Hem yumruk hem tokat manasına gelir. Dolayısıyla böyle. Burada da dört, üçüncü iştikak burada geçerli. Samet. Samede. Saum. Bakınız. Sat ve mim aynı. Evet, vav wow geldi. Üçüncü har harfte çıkış yerleri yakın olacak. İki harf aynı olacak, üçüncü harf çıkış yerleri yakın olacak. Ah şu malumat bilmek ne kötü bir şey ya. Yani şimdi niye ben bunları size anlatıyorum ki? <laughs> ne olacak, ne işinize yarayacak? Ama şunu diyebilirsiniz. Hani Amerika'da dinleyen, Kanada'da dinleyen, Arabistan'da dinleyen veya işte Türkiye'nin ücra bir yerinde dinleyen Arapçaya meraklı, çok ince işçilikli, Arap dil felsefesine meraklı biri bunu öğrenmek isteyebilir. Anlatabiliyor muyum? E bu da ona verdiğimiz bir ödül olsun. Müsaade buyurun. Evet, es Yani hiçbir şey içine girmeyen, içinden hiçbir şey çıkmayan. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında fizik yasaları çerçevesinde anlarsak, termodinamiğin ikinci yasasına uymayan. Termodinamiğin ikinci yasası nedir? Entropi yasası. Entropi yasası nedir? Her şey. Ama kainatta her şey düzenliden düzensizliğe doğru, ölüme doğru akar. İnsan, tamam anladık. Canlılar, tamam anladık. Mikroplar, bakteriler tamam anladık. Hepsi ölüme doğru akıyor. Cansızlarda mı, kayalarda mı ölür? Evet ya. Evet. Onlar da düzenliden düzensize. Kainattaki tüm madde içerisinde en dayanıklı madde nedir biliyor musunuz? En dayanıklı yapı taşı. Proton. Atomun çekirdeğindeki üç ana elemandan biri nötron, proton, elektron. Proton. Biliyorsunuz element sayıları proton sayılarından yola çıkarak. Hidrojen bir protonludur. Dolayısıyla element sayısı da birdir. Hidrojen bir protonludur. Helyum iki protonludur. Lityum 3 protonludur. Berilyum 4 protonludur. Bor 5 protonludur vesaire. 5'tir numarası da dolayısıyla. Kaç protonluysa o kadardır. Dolayısıyla kainatta bütün madde ölecek. Ölümü var. Hepsinin eceli var. Allah bunlardan değil. Onun için Allah maddi değil. Öyle bir şey aklınıza getirmeyin. Yani Allah ölümsüzdür. Ölümsüz olan bir tek O'dur. Aslında yine insana söyledi bakınız. Sen ölümlüsün. Ey insan neyine kibirleniyorsun? Allah'mış gibi numara çekme. Eziyet ediyorsun, zulmediyorsun. Çalıp çırpıyorsun, onun bunun hakkına giriyorsun. Ömrüleri heba ediyorsun, insanların umutlarını yıkıyorsun, gönüllerini kırıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun da onların üzerinde boza pişiriyorsun, onların akıllarını teslim alıyorsun, onların hayatlarını yönetmeye kalkıyorsun, onlara bin bir türlü eziyet ediyorsun da niye ediyorsun bunu ey insan? Ölümlüsün ya. Lem yelit ve lem yulet. Evet. Lem yelit doğurtmamıştır. Bakınız. Açın elinizdeki mealleri. Bu meali vermeyen bu lafzın mealini vermiyor. Hiç bakmamış demektir. Ta ilk koyun nereden gittiyse o da arkasından gidiyor. Sorgulamamıştır. Lem telit gelmesi lazımdı. Doğurmamıştır olması için. Çünkü bu ayetin nefyettiği, reddettiği şey baba olmak. Baba olmamıştır. Evet, onun için baba doğurtur, doğurmaz. Onun için doğurtmamıştır. Eğer doğurmamıştır olsaydı bu ne gelmesi gerekirdi? Lem telit gelmesi lazımdı. Mühendis gelmesi lazımdı. Evet, yani fiili muzari, mühendis gelmesi lazımdı. Dolayısıyla nefi edafıyla gelmiş ve yani lem yelit gelmiş, doğurtmamıştır, baba olmamıştır. Ve lem yulet, oğul da olmamıştır, doğmamıştır da. Yani baba ve oğul diyorlar ya, baba ve oğul ona bir cevap, ona bir ret. Yani baba, oğul, ruhul kudüs. Yok, doğurtmamıştır, doğurtmamıştır. doğmamıştır. Evet, ve lem yekun lehu küfüven ahad. Hiçbir şey ona eş ve denk değildir. Benzer bile değildir eş, denk, benzer, misil. Yani aklınıza ne benzetme geliyorsa hiçbir şey ama. Ma khatara bi balik Aklına ne geliyorsa Allah o değildir. Aklına ne geliyorsa Allah o değildir. O zaman ne? Allah ne? Hayır. Allah ne? işte burada dur. Allah ne? İnsanlık o kadar farklı ilah telakkilerine sahip ki, herkese taptığı, inandığı Tanrı'yı sor, herhalde birbirinin aynı diğer yüzünde iki insan çıkmaz. Evet. Mesela Mekke müşriklerine sorsak, Allah nedir? Allah'a inanıyorlardı. Söyle, sor onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı? Allah Diyecekler ki elbette Allah yarattı. Kur'an haber veriyor bunu. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Onların sorunu Allah'a inanmama değil. Onların sorunu Allah'ın yanında başka şeylere de inanıyorlardı. Mesela Lat, Menat, Uzza, Hubel. Efendim, kışı Lat ve Menat'la geçirir, yazı da Uzza ile geçirir diyorlardı mesela. Yani harem. Bunlar Allah'ın haremi diyorlardı. Haremi haşa. Bunlar melekler. Bu melekler de Allah'ın haremi dolayısıyla haremini kurmuş, yazı birileriyle geçiriyor, kışı birileriyle geçiriyor. Onun için bunlar haremi. Peki biz niye Allah'ın haremine inanıyoruz? Niye siz Allah'ın haremine inanıyorsunuz? Ya valide sultandan kapıdan gireceğiz işte. Yani onu ayarlayalım. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'a bir yol bulacağız efendim. Yani Allah'a giden yolu valide sultandan bulalım haşa efendim. Öyle bir zihniyet var. Harem'in üzerinden bulmak. Harem'in üzerinden gitmek. Dolayısıyla çünkü Allah kafalarında bir kabile şeyhi anlatabiliyor muyum? Yeryüzündeki bir yönetici, yeryüzündeki bir kral, bir şey bir sultan. Dolayısıyla kafalarındaki Allah o. Onun içinde haremi var. Hareminin üzerinden Allah'a ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü uzak o. Ona yaklaşılmaz. Ne yapmak lazım? E, bize yakın olanlardan gidelim. Dolayısıyla bize yakın olanlar da bunlar. Öyle gidelim. Yine Arapların tamamının inandığı şey aynı değildi. Bazıları cinleri Allah'la aralarına aracı olarak koyuyorlardı. Cinleri. Cinlere inanıyorlardı. Yani cinler bizi Allah'a yaklaştırır diyorlar. Yani bölgede Kitabul Esnam'da putlar kitabında sayılan put sayısı 26. Ben saymıştım bir ara. Bu kadar ama işte Kabe'nin içinde bin put olduğu söylenir. Bin tane tanrı olduğu söylenir. Tabii bu kesretten kinayedir. Bence kinayedir efendim Kabe o kadarını almaz. Ama çok ilginçtir. Kabe'nin içinde kucağında İsa olan bir Meryem ikonası da varmış duvarda. Bir de İbrahim ile İsmail'in ikonası da resmi de varmış Kabe'de. Dolayısıyla hatta hatta efendim e, Tarih-ü Mekke'de Ezraki'nin ünlü Tarih-ü Mekke, Mekke tarihi kitabında Allah Resulü Kabe'nin içine girdiğinde şu şu dursun gerisini temizleyin demiş. Böyle bir rivayet var. Bilmiyoruz. Doğru mu? Olabilir. Mümkündür. Evet. Lem ve lem yulet ve lem yekullehu kufuven Hiçbir şey ona benzemez. Arab'ın, Kureyş'in tanrı panteonu buydu. Tanrılar panteonu vardı meclisi. İşte onların içinde Hubel vardı, Lat vardı, Menat vardı, Uzza vardı, Isaf vardı, Naile vardı, 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 vardı. Vetverdiz vardı, Suva vardı, Yegus vardı, Yeuk vardı, Nasr vardı. Evet, vardı bütün bunlar. Peki Yunan'a gittiğinizde ne var? Onların Kureyş'in Allah diye inandığına onlar Zeus diye inanıyordu. Ama Zeus tek değildi ki. Zeus'un bir meclisi vardı. Meclisi 12 tanrılık meclisi. Evet, Panteon diyorlar buna. Dolayısıyla Yunan Panteonu 12 tanrı. 12. E, Meryem'in tacındaki yıldız sayısı da 12. Görüyorsunuz 12'ler masum değil. Dolayısıyla büyük camilerin kubbelerindeki isim sayısı da 12'dir. Çok ilginç değil mi? Efendim. E onların var da bizimki olmasın mı? Onlara var da bize yok mu? bir biz de dizeriz bir pantheon. Değil mi? Yetmedi o Allah'ın yanına onun sevgili nevisini yani elçisini getiririz koyarız. Hatta tahtının sağına oturttu diye bir de hadis uydururuz. Allah Resulü'nün ağzına böyle bir iftira koyarız. Yani sen ne kötü bir hatipsin diyordu birine değil mi? Ey insanların en hayırlısı diyor. Veyahut da sen ve Allah olmasaydı şu işim olmazdı demişti adamın bir tanesi. Beni Allah'la aynı zamirin içinde mi arıyorsun? Yazıklar olsun sana demişti. Küma, siz ikiniz. Olmasaydı şu işim olmazdı diyen adama yazıklar olsun sana. Sen beni Allah ile aynı zamirin içinde mi anıyorsun? Hassasiyete bakar mısınız? Böyle bir peygamberi nasıl ettiğinizde putlar panteonuna koydunuz? Ha? Nasıl ettiniz de koydunuz? Görse ne derdi? Bugün camileri görse ne derdi? Allah var burada, bir de orada Muhammed var. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ben kendi adımı yazdırmasını bilmiyor muydum mescidime? Ben bunu yaptırmadım, utanmadınız mı desene diyecektin. وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا İnnel mesacide lillah. Kul innel mesacide. De ki, mescitler Allah'a mahsustur. Orada Allah'la beraber başkasını anmayın. Nereye koyacaksınız cin suresindeki bu ayeti? Türkiye'de binlerce cami var. Binlerce, yüz bini aşkın cami var. Ama sadece dört tane camide bu ayet yazılıymış. Ayet inmemiş dostlar. Müslümanların haberi yok. Çünkü Müslümanlar sevmiyorlar bu ayetleri. Müslümanlar kendileri uyduruyorlar. Bu ayetleri sevmiyorlar. Bilmek de istemiyorlar. Bilmek isteselerdi bu ayetler üzerine olurdu vaazlar. Bu ayetler üzerine olurdu hutbeler. Öyle değil mi? Onun için ben burada bu ayeti okudum ya. Şimdi kaşınıyor birine, birileri bulunduğu yerde mayasıl oldu. Şimdi kaşınıyorlar. Cidden kaşınıyorlar bakın. Bu ayeti okudum diye. Öyledir. Evet. Yunan'ınki de öyle. Panteonu. Peki Mısır'a gidelim eski Mısır'a. Horus var. Horus'un gözü. Doların üzerindeki göz bilir misiniz? Masonluk simgesinde de var o göz. O göz Horus'un gözüdür. Ünlüdür Horus'un gözü. Horus Eski Mısır Panteonu'nda baş tanrıdır. Isis annesidir. Osiris, Horus. Ve kardeşi Set'i öldürmüştür. Kardeş kavgası katliyle başlamıştır. Mısır'da hikaye, tanrılar hikayesi. Dolayısıyla işte o tanrı ölünce Ra olur. Yani güneşin oğlu olur. Dolayısıyla güneş onu temsil eder. Aktartık gökyüzüne çıkmıştır. Gökyüzündedir. Efendim, e, gidelim, şeye gidelim efendim Yunan'a e, affedersiniz e, Hind'e gidelim. Hind'de nasıldır biraz önce söyledim 33 milyon tanrı var efendim. Brahma. Yani orada ulaşmış tanrısızlaşmış hatta. Sen de tanrı olabilirsine gelmiş. Bu fare ne bu fare işte falan 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 öldü, öldü, öldü. Ondan sonra yılan oldu. Ondan sonra maymun oldu. Ondan sonra fare oldu. Vay efendi hazretleri efendim. Laudzu çok ilginç. Yolda bir pisliğe rast gelmiş, inek pisliğine. Selam vermiş de efendim. Tanrımız demiş derler. Tövbe tövbe tövbe. Yani o da var. O da olur efendim. Dolayısıyla e, İran'a gidelim. İran'da efendim Zervan vardı. Ama çok ilginç. Ahuramaz'da ve Ehrimen. Bir tanrı var. Ama onun karşısında Mecusilik de bu tabii. Magus da yani. Efendim, onun karşıtı da var. Negatif tanrı. Bugün Deccal inancı var ya, aslında aynen oradan alınma. Deccal negatif tanrıdır. Nietzsche'nin kitabının adını hatırlayın. Der Antikrist. Antikrist. Krist Antikrist. Krist Tanrı. Hristiyan dediğimiz kelime oradan geliyor. Krist. Ama antikrist, tanrının antisi. Dolayısıyla antikrist. Orada bir anti tanrı var. Onun için efendim ne olmuş? Bu iyilik tanrısı, bu da kötülük tanrısı. Dolayısıyla iyilik tanrısıyla kötülük tanrısı savaş halinde. Bu Çin'e nasıl yansımış? Yin ve Yang olarak yansımış. Aydınlık ve karanlık iki ilke olarak yansımış. Japonya'ya farklı yansımış, farklı yerlere, Kore'ye farklı yansımış vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi ama Müslümanların hepsinin tanrısı aynı mı? Oho, oho. Ahmet bin Ambel'in tanrısı mesela nasıl bir tanrı? Gökte taht üzerinde oturan bir tanrı. Açın görürsünüz müsnette. Efendim. Dahası peygamberi tahtının sağına oturtan bir tanrı. Hadis diye almış oraya. Anlatabiliyor Tahtının sağına. Hatta hatta tahtında nasıl oturduğunu. Efendim tahtında oturan organının nasıl olduğunu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Neyse efendim çok fazla kurcalamayalım, kurdu çıkar değil mi? Bin kere görüştü diyor Ahmet bin Hanbel. Rüyasında mı görüştü? Gerçekte mi görüştü? Nasıl görüştü? Efendim aman Allah'ım. Öyle mi? Öyle oluyor ha? Ma kene beşerin en yukellime Allahu illa vahyen diyecek Kur'an. Evet. Şura suresinde 51. ayet. Efendim. Yani bir ölümlü insanın, bir insanın Allah'la senli benli konuşması olacak şey değildir. Diyecek ma kanli beşerin herhangi bir insanın herhangi bir beşerin Allah'la böyle asker arkadaşı gibi konuşması olacak şey değildir. İlla ancak nasıl olur? Vahiy. İşte böyle. O başka bir şey. Öyle karşılıklı sohbet etme falan. Öyle yanına oturma. Sağı var bir Allah'ın, sağı bir de solu var. Sağ olanın sol, sol olmaz mı? Sağı solu olanın ön arkası da olur. Ön arkası olanın altı üstü de olur yani bu, bu tarafları olan da maddedir zaten. Üç boyutludur ve yarattığının içindedir. Öyle değil mi? Maddedir. Sizin Allah dediğiniz şey, bizim Allah dediğimiz diye inandığımız şeyle aynı değil. Nasıl oluyor? Gazali'nin Allah'ı aynı mı? Yok. Evet. el madnun bih ala ehri gayrih diye bir risalesi var Gazali'nin. Yani Ondan sonrakiler, bu onun değil falan efendim. Hemen inkar yiğidin kalesi derler ya. İnkar yiğidin kalesi. Hayır hayır o onun. Onun olduğunun bir sürü delili var. Kitabın ismine bakar mısınız? El madnun bi ala ehli gayri. Ehli olmayana gizlenmesi gereken şey. Yani gizler, gizleyin demiş bir de Risale yazmış. Gizleyecektin de niye Risale yazdın? Ha demek ki bazılarına yazmış bazılar bas bazı. Orada muta insemme emin ayetini izah ediyor. Muta, muta. Evet. Muta kim biliyor musunuz? Kim? Ay üstü alem var. O zamanki kozmoloji. Ay altı alem var. E? Ay üstü alem Allah'ın tasarrufunda. O aşkın ötede. Bir de ay altı alem var. Biz ayaltı altı aleme dahiliz. Ay altı alemde tasarruf eden mutadır diyor. Allah'tan alır, aşağıya tasarruf eder. Ne Allah'tır ne değildir diyor. Haşa. Tevhid nereye gitti Gazali? Sen ne diyorsun ya? Kimse açmaz ama bunu bakın. Açmaz. Dokunan yanar. Dokunan yanar bu. Bu dokunan yanar yeri bu. Nereye gitti tevhid? Nereye gitti? Ne demek bunlar şimdi? Demiurgos demiyor tabii. Demiurgos aslında Yunanların kullandığı bir kelime. Demiurgos ne? İşte ay altı aleme tasarrufta bulunan ilah altı ilah. Ast ilah. Görüyorsunuz değil mi? Nereden yaktık da nereden çektik. Ya hocam bunları sen de demesen, demesen, elini ateşe vurmasan, bizi de böyle zor da bırakmasan, ne güzel geçinip giderdik. Bak maşallah konuşuyorsun, çok da istifade ediyoruz. Ya bunlara dokunmadan geç hocam ya, dokunma. Putlara dokunma ya. Değil mi? Putlara dokunma, büyük taşa dokunma. Büyük taşa, orta taşa da dokunma hocam ya. Onun da adamları var. Onun da tabileri var. Onun da tapıcıları var. Efendim. Ya küçük taşa da dokunma. E şimdi hiçbir şeye dokunmaya getiriyorsunuz. Tamam da. Hiçbir şeye dokunmadan, suya sabuna dokunmadan temizlik olmaz ki. Vallahi olmaz. Tevhid de olmaz. Peki niye dokunmuş şu mübarek sure? Söyler misiniz? Niye dokunmuş? Allah Resulü latta uzaya me, menata dokunmasaydı, değil mi? Değil mi? Kul ya ey kafirun denir mi ya milletin yüzüne beraber? De ki ey kafirler. Tapmam sizin taptığınıza. Siz de zaten benim taptığıma tapacak değilsiniz. Denir mi böyle dümdük? Olur mu ya? Ne yapalım? Ya Rabbi çek bu sureyi. Çek çek. E, sorun çıkarıyor. Evet. Ah. Oh. İhlas Suresi'nin konusu nedir? Dostlar, artık arkamdan tren geliyormuş gibi konuşmayacağım. Nereye kadar gidiyorsa orada dursun. Öyle değil mi? Evet, daha girmedik, görüyorsunuz. Ne yapayım? İhlas Suresi o kadar büyük bir anlam dolu ki içinde. Allah kimdir? Allah derde insan titremez mi? Vallahi titrer ya. Ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diyor ya Kur'an. Allah'ı hakkıyla takdir etmek nasıl bir şey bu? Tabii ki bir insan Allah'ı tam olarak hakkıyla takdir edemeyebilir. Dedim ya ilmi birikimi, tefekkürü, tezekkürü, tedebbürü, taakkülü, efendim bu iş, işe verdiği emek, felsefesi, şunu bunu, bütün bunlar Allah hakkındaki düşüncesini dokuyan şeyler. Ama gerçekten hakkını verdi mi? Yani düşünün efendim küçüğe küçük, büyüğe büyük. En büyüğe ne? Büyüklüğüne payan olmayana ne? Büyüklüğü hiçbir şeyle ölçülmeyenin hakkı ne? Allah'ın üzerimizdeki hakkı ne? Komşu hakkı, hoca hakkı, kul hakkı, efendim de eş hakkı, 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 hakkı. hakkı. Allah hakkı. Ne diyorsunuz? Allah hakkı deyince titremiyorum. Titremiyor musunuz? Siz titremiyor musunuz? Ne iyisiniz ya? Ya. Allah hakkı ya. Var oluşunu borçlusun ya. Nefesini değil sadece. Var oluşun. Her şeyi Aman ya Rabbi. Sana biri bir iyilik yapıyor da unutmuyorsun. Ömür boyu boşluk hissediyorsun ya. Peki ne olacak? Ve ma Allah'a hakkı Allah'a hakkıyla takdir edemediler. Evet. Ya kötülük yapmak da nedir Allah'a ya? Hakkını çalmak da nedir Allah'ın ya? Şirk Allah'ın hakkını çalmaktır. Bundan dolayı Allah affetmez şirk. Her şeyi affeder ama şirk. Allah'ın hakkını çalmaktır. Şirk Allah'ın hakkını çalmaktır. Allah'a ait olanı almaktır. Almaya çalışmaktır. Alabilir mi? Allah hakkına sahip çıkamıyor mu diyeceksiniz. Efendim. Aslında bir ateistten bunu beklemek mümkün değil değil mi? Bir ateden diyelim. Efendim ate ile ateist ayrı. Ate tanrı tanımaz. Ama ateist tanrı tanımazlığın misyoneri. Misyonerliğini yapan. O ikisi ayrı bence. İkisini aynı yere koymamak lazım. Evet. Ondan beklememek lazım Allah'ı hakkıyla takdir etmesi. Çünkü onun sorumluluğu değil artık. Çünkü inanmıyor. Varlığına inanmıyor. Ama varlığına inanan, inandığını söyleyen bir insan. Peki bu hakkı ne yapacak? Evet. Surenin adına dair. Evet. Allah kim? Ben demiştim, bu konuda bir kavram koydum. Ben koydum ne yapayım yani? Uydurdum işte. Efendim. O kavram şu. Allah varlık sabitidir. Benim inandığım bu. Allah varlık sabitidir. Ne demek varlık sabiti? Hani ışık sabiti var ya, ışığın bir saniyede aldığı yol 300 bin kilometrenin altında. 292, ondan sonra 5 milyar rakam yaz yine bitmez. Yuvarlayamazsın. Anlatabiliyor Evet, efendim 299 e Bin kilometre ondan sonra işte 725 mi öyle devam ediyor 725 öyle deyip devam ediyor. Efendim 50 milyar daha rakam koyar altına toparlayamazsın bitmez. Aynı şey pi sayısı için geçerli değil mi? Efendim 3,14. Ya bu yuvarlaması. Arkasına sonsuzca rakam diz yuvarlayamazsın. Bu da Arşimet sabitidir pi sayısı. Bu da sabittir. Fizik sabitleri var, bakınız, efendim, işte Planck sabiti. Yani Big Bang'den sonra varlığın, kainatın başlama noktası. Bu da Planck sabitidir. Böyle sabitler var. Ya niye 3,14, 3,15 yapalım şunu arkadaş yuvarlam? Yok, yapamazsın. Yani hatırın için olmaz. Işık hızı niye bu da şu değil? Bu niye olmaz işte? Niyesi yok. Bu böyle. Bu böyle. Niye diye soya soramayacağım bir yerdir bu. Niçin? Soramaz. Yani kainattaki tüm çapların çevresine oranı, çevrenin çapa oranı, düzeltiyorum, çevrenin çapa oranı 3,14 küsür. Öyle mi? Bu galaksi içinde böyle, atom içinde böyle. Öyle mi? Öyle. Değişir mi? Değişmez. Bu gezegende değil de buradan bir milyar ışık yılı ötedeki bir gezegende olsa değişir mi? Değişmez. Üniversitir. Evrenseldir. Dolayısıyla işte bu Allah varlık sabitidir. Sabitler ne işe yarar biliyor musunuz? Tüm problemin çözümü ondan sonra başlar. O sabiti yok saydığınızda, aldığınızda hiçbir problem çözülmez. Allah da varlık sabitidir. Çektiğinizde çöker varlık. O sabiti alamazsınız. O sabit orada olmadığı sürece mesela şu soru. Niye varım? Niye hiçbir şey değil de her şey var? Niye hiçbir şey değil? Hiçbir şey olmaması lazım ama her şey var. Hiçbir şeyin olmaması gayet makul. Olduğu zaman bir de olmasının izahı lazım, açıklaması lazım. Niye var? Dolayısıyla hadi buyurun. Varlık sabiti işte den sonraki sorular. Neden varım, ben varım? Ben kimim? Alın bir varlık sorusu. Ben kimim? Sen kimsin? Niye geldin? Niye varsın? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Varlık sorulardır bunlar. Nasıl çözeceksin? Hocam sormayız olur biter. Eşekler de sormuyor. Afedersiniz, size de söylemedim. Efendim. Evet sormuyorlar. Onun içinde gül gibi yaşayıp geçiyorlar bakınız. Bir avuç arpa, bir torba çuval saman. Haydi bakalım. Ya yaşamanın amacı mı mudur? İnsan olmanın amacı mı mudur? Akıl diye bir varlık nimet taşımanın amacı bu mudur? Akıl taşımanın amacı akılla hamallık mıdır? Evet. Buyurun. Varlık sabiti. Dedim ya. Onun için ilkeler, ilkedir Allah. Evet. Felsefi anlamda Allah ilkedir. Nedir? Umut ilkesi. Allahu Ekber. Siz hiç umutsuz kaldınız mı? Allahsız kaldınız mı? umutsuz kalınca, umutsuz kalmanın ölüm anlamına geldiği anlar yaşadınız mı? Yaşamadım. Yaşamayacağınıza dair bir garanti belgeniz var mı? Yok. Yok. İki ay yaşar. Başka yaşamaz. Tıbbın yapacağı bu kadar. Tıbbın yapacağı hiçbir şey kalmadı. Dünyada buna bir derman yok. Bitmiştir. Dedi. Ne yaparsınız? Size dedi, size yüzünüze, gözünüzün içine bakarak dedi. Demesi de lazım. Ölümü kaçırıyorlar hayattan. İnsandan ölümü kaçırıyorlar. Ölümü kaçırarak ölümü öldüreceklerini zannediyorlar. Ne sahtekarca bir tutum. Yani gayrimüslimler kadar ölüme saygısı yok insanımızın. Bir de ahirete inandığını söylüyor. Yalan. Yalan. Onun için ölüm kelimesini bile kullanmamak için kırk takla atıyorlar arkadaşlar. Ölüm kelimesi niye bu kadar korkutucu ki? Niye kullanmıyorsunuz ki? Kullanmayınca yok mu olacak? Kullanmayınca ölmeyecek misiniz? Esayir. Eyvallah. Yani Allah varlık sabitidir ve umut ilkesidir. Umut ilkesi. Umut ilkesi yerine bir başka şey koyamayacağınız bir ilkedir. Yani umudu aldığınız yerine neyi koyarsınız? Ya yani esrar koyarız hocam uyuşturucu koyarız. Alkolü koyarız. Oy onun yerini tutar mı? Bakınız, akılsızlaştırmak için kullanılan şeyler bunlar. Aklı örtmek için kullanılan şey. Yani aslında insanlığını geçici olarak askıya almak için, kendini unutmak için kullanılan şeyler. Ama çözüm değil ki, çözmüyor, sorunu çözmüyor. Sorunu çözmüyor. Ne yapıyor? Sorunu örtüyor üstünü örtüyor. Sorunu çözmüyor bu. Onun için umut ilkesi, Allah umut ilkesidir. Bu anlamda. Ve daha birçok şey. Esma-i Hüsna'ya bakın. Evet, surenin adına dair avamca, gulhü. Ulfal derler hatta. Daha avamcası. Avamca. Efendim, Anadolu'da. İhlas ne demek? Samimiyet. Evet, güzel. <laughs> i̇hlas samimiyet demek değil mi? Nerede? İhlas kelimesi Arapça ya. Arapçada ihlas kelimesinin böyle bir karşılığı yok arkadaşlar. Samimiyet kelimesi de Arapça işin garibi. Evet, samimiyet kelimesi de Arapça. Ama samimiyet kelimesinde samimiyet manası yok. O ayrı bir mesele. Geleceğim oraya. İhlas Finans. Değil mi? Evet. Hani şu 120 bin insanın hakkını yiyip de ortadan yok olan ihlaslı soygun var ya. Vay. Bir de Cihat Köfte Salonu vardı. Onu da yazdım. Cihat Köfte Salonu nasıl buldunuz? Ya yapmayın. Şu dini kavramları kullanmayın arkadaşlar. Kullanmayın. Yani bari o sabıkalanmasın. Onun alnına leke gelmesin. O temiz kalsın. Bakınız kullanılamıyor bir daha. Bir daha kullanılamıyor arkadaş. Öyle berbat ediyorsunuz, öyle pisletiyorsunuz ki bir daha o kavramın yanına kimse yanaşamıyor ya. Yani bozdur harcamadığınız bir şey kalmıyor o zaman. Yapmayın. Başka bir şey kullanın. Onun için o başka bir şey var ya, dini olmayan kavram. Sizi bu manada seküler diye onu karalayanlar, ona çamur atanlar aslında tepe tepe dini kullanabilirsin diyen ruhban kapalılar. Yok yok, biz Yahudi değiliz ki varlığı ikiye ayıralım. Yani dini olan, dini olmayan. Var olan her şey, hayati olan her şey bizim inancımızın içindedir. Hayat, hayattır esas olarak. Onun için koşerlemeyiz arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Koşerlemeyiz. Ya tamam kaşarladın, kaşar peyniri ne? Onun için kaşar derler. Edirne'de hahamlar peyniri koşerlediği için yani okunmuş peynir kaşe, koşer demişlerdir. Ondan sonra kaşar kalmıştır adı. Dolayısıyla koşerlemek ne demek? Haham gelir, tabii parayı alır. İyi de para alıyorlar onu söyleyeyim. Rabay. Rabay ne demek ya? Rab demek. Rab. Rab Tevrat'ta oysa ki Allah için kullanılan üç isimden biri. Elohim, Rab, Yahve. Ama Talmud'da Rab ismi Allah'tan çalınmış, ruh bana verilmiş, hahama verilmiş. Onlara Rab derler. İmam Rabbani, al sana bizim Rabay. Siz bunu masum mu zannetmiştiniz? Masum mu zannetmiş? Onu ben sirhindi derim her zaman için. Evet sirhindi. Neden böyleyiz? O ayrı bir beladır, bir derttir. Kanatırsan, tutarsın kanar, tutarsın kanar. Niye böyleyiz, niye böyle çamura çöktük derseniz, o çamura çökme hikayemizin birer halkasıdır bunlar işte. Oradan geçen bu çamura çöker. Oradan geçen ahlaksızlık çamurunun dibini boylar, cehenneminin dibini boylar. Güvenilir bir toplum kuramazsınız. Güvenilir bir ticaret yapamazsınız. Güvenilir bir ilişki kuramazsınız. İlişkileriniz zehirlidir. Ticaretiniz zehirlidir. Siyasetiniz zehirlidir. Politikanız zehirlidir. Bilminiz zehirlidir. İlminiz zehirlidir. Vaazınız zehirlidir. İnsanınız zehirlidir. Zehirlidir. Ve zehirler. Dolayısıyla, evet, yani bunları yapmayalım. Cahil sövgüsü meymenetsiz, nursuz, niyeti bozuk, ihlassız, itikatsız. Nereden geldi aklıma işte yazdım böyle efendim. Meymenetsiz ne demek ya? Birine hakaret edecek ya. Meymenet. Meymenet ne ya? Allah aşkına. Nursuz. Sirke iç. Evet, evet. Siz Şeyhlerin, papazların, hahamların birbirinden öğrenerek sirke içtiklerini nurlu görünmek için, yani beyaz bir yüze sahibi olmak için sirke içtiklerini bilir misiniz? Al sana nurluluk. Bakınız bedava formül verdim. Bir de kıymetimi bilmezsiniz. Sirke iç. Yoksa kremler var pahalı. Onları kullan. Baksana. Michael Jackson bile bu kremi kullandı, İskandinav'a döndü herif. Öyle değil mi? Ya sen, efendim, pırıl pırıl bir zencisin arkadaş ya. Pırıl pırıl. Zencinin kendine has bir güzelliği var, o siyahın bir güzelliği var. Niye bembeyaz olmak istiyor? Tam beyaz olmak istiyorsun da, niye İsveçli gibi olmak istiyorsun? Yani gidin o kremi kullanın arkadaş. Nur gibi olursunuz bu gibi saçma sapan şeylerle insanlara hakaret edenleri insan yerine koymayın önce. Evet. İhlas. Ahlesu dinehum lillah. İhlas ne demek? Evet. Bakınız ayet. Dini Allah'a has kılan. Ahlesu dinehum lillah. Yani dini Allah'a has kılmak. Bu ne demek bu? Allah'tan başka kimse din koyamaz demek. Koyarsa ne olur? O zaman tekfir eder işte. O zaman tekfir çıkar. O zaman öldürme çıkar. Din adına cinayet çıkar. Din adına savaş çıkar. Din savaşları çıkar. Haçlı savaşları çıkar. Din savaşları çıkar. Yani insan insanın katili kurdu olur. Allah'tan başka kimse din koyamazsa ne olur? Din her tarafı kuşatamaz, kapsaya, kaplayamaz. Din bize hayatı yaşanmaz edemez. Din bize hayatı zehir edemez o zaman. Niye? papaz da din koyacak, imam da din koyacak, efendim haham da din koyacak, rahip de din koyacak, keşiş de din koyacak. E dinden geçilmeyecek ortalık. Şuraya dokunma din, buraya dokunma din. Çarşamba gecesi olmaz, perşembe gecesi olmaz, cuma gecesi olmaz. Efendim Allah sizi ıslah etsin. Yani dolayısıyla din, din, din ö, geldi ya insanlara. Hayat, hayat. İslam aslında hayattır ya, hayattır. Onun için ayrı bir din alanı var barda. Koşerleyip oraya atacaksın, karpuzu koşerle, suyu koşerle. West Virginia'daydım herhalde, yanlış mı hatırlıyorum, bilmiyorum. Bir zamanlar efendim. Yani bir yerden bir yere intikal edeceğiz efendim. Yani dediler biraz bekleyelim ne? Ham koşerliyormuş meğerse. Efendim. Aa. Bu kadar mı saçma? Bu kadar saçma. Helal karpuz yazıyor utanmadan bu şirketler var şimdi, helal şirketleri. Onu gördüm mü onu almıyorum, almam. Parayla yapıyor, sahtekar, oradan para kazanıyor. Helal yazınca mı helal olacak? Hı? Domuzun üstüne helal yazıp Avrupa'da hem de bir tarikat Avrupa'da döner pazarladı. Kaç kere ele geçti? Hem de ele geçiren Avrupa otoriteleri kaç kere yargılandılar? Domuzun üstüne. Domuz döneri yapmış. Müslüman dönercilere fazarlıyor. Burada bir tarikatın zinciri, toptan et et zinciri. Yaparlar. Ne zannediyorsunuz? Yaparlar. Onun için yani bu değil. Bu değil. Hani dedim ya. Ya bu bisküvinin yağından emin değilim diye bisküvi yemeyenler insan yediler insan. Hayatımızı yediler, geleceğimizi yediler, torunlarımızın geleceğini yediler. Evet. Ahlesudinehum lillah. Allah'a has kılmak. Bakınız saf işte. Neden Allah'a has kıldır? Neden din Allah'a has kılınır? İnsan din koymasın da hayat alanı geniş olsun, manevra alanı geniş olsun, aklın önü açık olsun, insanın önü açık olsun, keşfin önü açık olsun, bilimin önü açık olsun, teknolojinin önü açık olsun. Yani insanlığın sorunlarını biraz çözün, çözün, sorun çözün yani. <laughs> Arkadaşlar ben şu anda sözelcilik yapıyorum. Ama insanlığın sorunlarını sayısalcılar çözüyor. Anlatabiliyor muyum? Üstünüz, başınız hep sayısalcıların şeyi. Cep telefonunuz sayısalcıların, bilgisayarınız sayısalcıların, saatiniz sayısalcıların, sırtınızdaki elbiselerin kesimi, biçimi sayısalcıların, buraya gelirken kullandığınız araba, otobüs, minibüs, tren, troloibüs neyse hepsi sayısalcıların. İnsanlığın problemlerini sayısalcılar çözüyor, sözelciler de geriden böyle laf çemkiriyorlar. Çemkiriyorlar. Bari takdir edin değil mi? Takdir edin. E, binaların mimarilerini sayısalcılar yapıyor. Statik, hesap, statik hesaplarını sayısalcılar yapıyor. Efendim, o efendim koca koca projeleri sayısalcılar yapıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla bari takdir edin değil mi? Yok. O yok. Memleket komple, şark komple sözelci. Sözelcinin en aşağısı. Vaiz. Anlatabiliyor muyum? Yani sayısalcı yetiştiriyorsunuz arkadaşlar. Gidiyor bir sözelcinin arkasına mürid oluyor. Ya sözelcinin en aşağısı. Sözü de bilmez. Söz sanatını da bilmez. Edebiyatı da bilmez. Dünya edebiyat klasiklerinden hangisini okudun? Mesela Dante'yi okudun mu desem? İlahi komik yenir mi, pazarda satılır mı diye soracak kadar cahil yani. Dolayısıyla bu tipler. Onun için yani özetle, özetle gördüğünüz gibi dini insan koymamalı. İnsan din koymamalı. Yani Allah'ın bize manevra alanı olarak açtığı hayat alanımız açık olmalı. Aklımızın önü açık olmalı. Bilimin önü açık olmalı, teknolojinin önü açık olmalı. Yani buna dokunursam haram olur mu? İşte sakız çiğnersem oruç bozulur mu? Tam da bu işte. İkinci el kar yolu alırsam e, hamile kalır mıyım? İnan dinlemesem eğer görüntüsünü izlemesem videosunu inanmazdım böyle bir soru geleceğine. Eğer o başını yatırarak bir, bir çuval para alıp orada yalanları dizen o vaiz, televizyon vaizi biliyorsunuz siz onu. Efendim nakit nakit. O vaiz eğer bunu bir mizansen uydurup da ona söyletmediyse şaşırdım yani. Ya bu, bu soru gerçekten geliyor mu bu soru? Ya böyle bir soru sor var olur olmaz mı? İzlemiyor musunuz? Müge Anlı'yı izlemiyor musunuz? Ben izlemiyorum fakat o programlar bu toplumun aynasıdır. Ne mal olduğunuzu göründür. Çok güzel devam etsin. Asla bitmesin onlar. Ne o? Bunun yaşandığına değil de bunun duyurulmasına mı bozuldun? Bozulacaksan duyulmasına bozulma. Bozulacaksan yaşanmasına bozul. Tamam mı? Biz böyleyiz. Bu toplum bir de böyle seyretmeyi dayanamıyorum. Niye dayanamıyorsun? Yaşamaya dayanmış ama o sen de olabilirdin değil mi? Ferhunde sen de olabilirdin değil mi? Senin kızın olabilirdi Ferhunde. Önce sopa çekecekler, sonra taşlayacaklar, sonra efendim yere atacaklar, üstünden arabayla geçecekler, sonra çatıdan atacaklar, en sonunda gelip yakacaklar. O senin kızın, senin eşin de olabilirdi. Dayanamıyormuş beyefendi görüntüyü seyretmeye. O yaşamaya dayandı ama. Dayan, dayan. Dayan ve seyret. Seyret içinde benim içinde oluştuğu gibi bir ur oluşsun, o zaman beni anlarsın. Hoca niye kızgın? E olur. Bir polyanla da ben olurum, etek giyerim. Nasıl? Öyle bir şey mi istiyorsunuz? Güzel güzel hikaye anlatırım, siz de ağzınızda şeker yemiş gibi ağzınızı böyle şey yapar, şapırda da da gidersiniz. Sen sağ ben selamet, böyle geçinip gideriz. Bu mu yani? Sizi rahatsız etmeyen size bir şey söylemiyor demektir. Evet. Size en çok e, ikramı olan insanlar sizi rahatsız eden hakikatleri, gizlenmiş, söylenmesi riskli hakikatleri söyleyenlerdir. O insanları elinizin üstünde taşıyın. Evet, taşıyın. Öbürleri mi? Öbürleri sahtekarlar çukuruna gömün. Onlar size hiçbir şey vermiyorlar ki. Rüşvet veriyorlar sadece. Rüşvet, kelamı rüşvet. Rüşvet kelamı veriyorlar. Evet, belimden haber geldi. Bu haberi bekliyordum halisine lehu dine hunefa. Beyine beş. Evet. Burada işte. Bakınız ihlas. Burada. Halis kelimesi. Yani dini ona halis kılarak. Hunefa aslında hanif. Kur'an'da tevhid kelimesi var mı hocam? Yok. Var. Bu kelimenin anlamının tamamı hanif kelimesinin içindedir. Tamam mı? Hanif kelimesinin etimolojisi budur. Ayağımı görebiliyor musunuz? Budur. Yani ayak tabanlarının birbirine karşılıklı gelecek şekilde aslında bir anomalidir. Anlatabiliyor muyum? Bir hastalık, bir kemik hastalığı. Mesela bu etimolojiden yürümüş ama bu aslında tam birbirine uyumluluk, birbirine efendim tam uyumluluk anlamına kazanmış ileriki dönemlerde. Onun için hani inancın varlığa, yaşama tam uyumu. Evet. Yani tabiat ve fıtrata uyumlu inanç demektir. Tabiat ve fıtratla uyumlu inanç. Onun için e, işte bu tevhid bu. Dolayısıyla tevhid yani birlemek, biri birlemek çoku birlemek değil ha. Çoku birlemek zulüm üretir. Biri çoklamak şirk üretir. Çoku birlemek zulüm üretir. Öyle değil mi? Allah tektir. Evet, هُوَ Allahu ehad. Ahad. Biricik. Mutlak bir. Eğer bunun yanına yöresine bir başkalarını koyarsanız Allah'tan rol çalıp ona. Bu Allah'tan rol çalma işine de takılan varmış. Niye takılıyor? Allah rol mu yapıyor diyormuş. Bula bula onu mu buldun ya? Hacı abi. Allah'tan kork ya. Allah Allah. Neye takılıyorsun sen ya? Şirke takılmadın, müşriye takılmadın. Bu kadar toplumun içerisinde Allah telakkisinin bu kadar kepaze oluşuna takılmadın. Bu kadar farklı farklı putlara inanıp da adını Allah koymaya takılmadın. Güce tapıp da adını Allah koyanlara takılmadın da buna mı takıldın? Yapma. Evet, bu değerli dostlar. İhlas, tevhid, hanif, muvahhid. Evet, ne güzel bitti değil mi ders? Kusuruma bakmayın. Bugün içimden geldiği gibi konuştum. Başka zaman da içimden geldiği gibi konuşuyordum. Gerçi de. Ama bu sure beni gerçekten de konuşturdu. Yani eğer bir şey şikayet dilekçesi vereceksiniz bu sureyi gönderene gönderin şikayet dilekçesi. Anlatabiliyor muyum? Niye böyle bir sure gönderdin Alacağınız cevabı bana getirebilirsiniz. Ama bana kızmayın lütfen. Ben öksüzüm, yetimim. Üç yaşımda öksüz kaldım. Hala öksüzüm bakın. Fikir öksüzüyüm aynı zamanda. Fikir yetimiyim. Niye? Efendim. Bakınız memlekette şarlatanlar, memlekette put kesilenler, memlekette zalimler, memlekette haramiler, memlekette insanların akıllarını çalanlar, memlekette insanları sürüleştirenler, bin bin, yüz bin, yüz bin adam buldu, fikirdaş buldu da ben kendime o kadar bulamadım. Bir ömrümü koydum hem de bila bedel, hiçbir şey almadan ama görüyorsunuz hala kendimi anlatabildiğim kanaatini taşımıyor. Evet, değerli dostlar, bugün de bu kadar kalsın. İnşallah önümüzdeki ders İhlas Suresi'ne, Tevhid Suresi'ne devam edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarlıyorum. O kendisine ısmarlayana, ısmarlanan kimseye haksızlık etmez, hakkını verir. Sizin de aklınıza, kulağınıza, yüreğinize, bilincinize sağlık. İnşallah bir sonraki derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.